Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın'da nasıl başardığında bugün yepyeni bir konuğum var. Ödüllü bir mimar bizimle birlikte bugün. Dicle Hökenek. Gerçekten de ilham olacağını düşünüyorum özellikle gençlere ve kadınlara. O yüzden hemen Dicle'ye dönerek soracağım sorulara geçeceğim ama bir önce hoş geldin diyeyim Dicle. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Zaten. Biraz böyle seni tanıyalım mı Dicle? Ben tabii girişte hani ödüllü bir mimar diye hemen bir giriş yapmış oldum. Evet. Yani hoşuna gidiyor mu böyle söyleniliyor olması? Yani aslında şöyle, tabii bizim benim ödül aldığım projeler öğrencilik döneminden başlayan bir süreç. Sonrasında da mesleki hayatı devam ettirirken de birçok yarışmaya katıldığım için oralarda bu yarışma kültürüyle biraz daha kendimi var etme çabam olduğu için kazandığım birkaç ödülüm var. Ama bu böyle ödüllü mimar bizde biraz şeydir hani çok var çünkü ve ödülün niteliği çok önemlidir işin doğrusu. Çünkü bu tıpkı işte müzik sektöründe ya da sinemada, tiyatroda da olduğu gibi çok fazla ödül var. Önemli olan o ödülün niteliği, onu size takdim eden jürinin yine niteliği, bunlar çok önemli. Birçok insan kendinden böyle bahsediyor olabilir ama ben aslında kendimi pek böyle tanımlamıyorum. Ama sektörde öyle bir bilinirlik oluştu tabii ister istemez süreç içinde. Bu söylediklerinle beraber aslında daha mütevazi bir duruş sergilemekten hoşlandığını anlıyorum. Bizim evet genelde aslında kendimizden bahsetmeyi de çok sevmeyiz işin doğrusu. Çok böyle daha sadece işimizle görünüp işimiz üzerinden kendimizi tarif etmeyi severiz. Yani ben de genelde yaklaşımım o şekildedir. Ama tabii bu ödüllerden de bahsetmemek de biraz haksızlık oluyor aslında. Bu kadar çabaya, emeğe. O yüzden evet öğrencilik yıllarımdaki büyük çabalarımla aldığım ödüller. Sonrasında mesleki hayatta hem uluslararası hem ulusal çapta katıldığım yarışmalardaki ödüller. Benim mesleki hayatımda kendimi ifade ettiğim önemli noktalar diyebilirim. Sanki şimdi de böyle biraz daha dengeye ulaştı gibi anlıyorum. Söylediklerinden yanılıyor muyum? Evet. Bir taraftan da sanki söylememek haksızlık olur. Gerçekten de arkasında çok emek var dediğini duyuyorum. Evet. Peki hani böyle tabii ödüllerden girmiş olduk. Birazcık böyle seni tanısak Dicle. Ben mimarım. 2005 yılında mezun oldum. 6 senede kurumsal bir ofiste mimarlık mesleğini icra ettim. Sonrasında 2011 yılından bu yana da Dicle Hökenek Mimarlık olarak kendi ismimle kendi işimi kurdum. Aslında 28 yaşındaydım. Yani buna nasıl cesaret ettim şu anda ben de şaşırıyorum işin doğrusu. Kendi ofisimi kurdum. Kendi projelerimi üretmeye, tasarlamaya ve uygulamaya başladım. Zorlu bir süreç oldu diyebilirim. Ölçeği de biraz daha değiştirdim. Hani mimari ölçekten biraz daha kendi tek başıma da üzerinde çalışabileceğim ölçeklere inmeye başladım. Konut projeleri ağırlıklı, iç mekan konut projeleri çok ağırlıklı ürettim, tasarladım, uyguladım. Keza ofis, kurumsal ofislerle ürettiğim daha büyük çaplı projeler de var. Onun dışında kahve dükkanları var, pizza dükkanları var. Mesela bunlar daha özel konular oldu. Yani ilk bir pizza dükkanıyla başladım. Göktürk'te bir pizzeria dükkanıydı. Ondan sonra mesela peşi sıra pizza ile ilgili. Ama böyle daha niş, daha gerçekten bu işi çok iyi icra eden ve pizza üzerine kurulu birkaç tane niş restoran tasarımım oldu. Kahve dükkanıyla da ilgili yine Nişantaşı'nda, Top Ağacı'nda, 60 Beans isimli bir kahve dükkanı. Mahalle kahvesi aslında ama biraz daha böyle orada da nasıl farklı bir şey yapabiliriz? Hani bu Karaköy'deki furyadan nasıl daha farklı bir atmosfer yaratırız diye düşünmüştük. Böyle daha niş konular biraz daha fazla ilgimi çekiyor diyebilirim. Çünkü daha özel tasarımlara doğru yönelebiliyorsunuz. Daha büyük ölçekli projelerde
biraz daha ölçek büyüdükçe malzemeler, bütçeler, işte işverenin söz hakkı çok daha fazla devreye girebiliyor. Ama küçük ölçekte biraz daha özgürsünüz diye düşünüyorum. Ben de biraz işin bu tarafında kalmayı tercih ettim. Aslında burada soracağım bir şey var ama az önce şey söyledin, onu merak ediyorum. Dedin ya 28 yaşındaydım ve dönüp baktığımda nasıl yapmışım, evet, diyor, nasıl cesaret etmişim, kesinlikle, diyorum dedin. Peki nasıl cesaret ettin? Şey diyeceğim, çok çalıştım, artık olduğumu mu düşündüm diyeceğim ama şu anda bile öyle düşünmüyorum işin doğrusu. Yani bizim meslekte biraz 40 yaş gençtir. Yani 40 yaş altı genç mimar ödülü verilir mesela. Yani 40 bile aslında henüz daha böyle sen bir dur bakalım denir. Ben de öyle yaşıyorum hala aslında. Hala öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Buna cesaret etmeye beni iten şey aslında sektörün dinamikleri oldu diyebilirim. Biraz daha bir de kendi başına ne yapabiliyorsun gör bakalım dedim. Sonra bu dinamiklerin neyi ne kadar üstesinden gelebiliyorsun. Bir de biraz kabuğuna çekilmek gibi de algılıyorum ben bunu işin doğrusu. Hani o büyük ölçekli koca koca projelerden biraz geri dur bakalım. Daha küçük ölçekli kendi başına kaldığında, küçük eskizler yaptığında, işte biraz mobilya tasarımıyla ilgilensen diye düşünerek de, yani bu aslında bir tarafıyla tabii ki çok cesaret isteyen bir şey ama bir tarafıyla da kabuğunu kırmaya yönelik bir yaklaşımdı diyebilirim. Çünkü ben çok mimar okudum lisansı. Hani büyük büyük projeler yapacağım, işte kuleler falan hayaliyle mezun olup sonra böyle daha niş projelerin içinde yer alsam da hep bir böyle yeterli değil, biraz daha başka bir şey ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünmek beni bu noktaya itti diyebilirim aslında. Peki ne oldu o kabuğu kırınca Dicle? Aslında özgürleştim gerçekten. Yani daha yeni şeyler öğrenmeye açık oldum. Biraz daha mobilya tasarımlarıyla da ilgilenmeye başladım. Merakım arttı. İç mimarlıkla ilgili daha fazla okumalar yapmaya başladım. Dünyada bu nasıl yapılıyor? Biraz onları araştırmaya başladım. Sonra bir de işin doğrusu ilk evim benim. Çok yine yakın tanıdığım birisiydi. Onun evini yaparken, alışveriş yaparken bile, yani bir mobilya seçerken bile ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Yani mimari ölçekte bu mesaiyi harcamayabiliyorsunuz. Yani o büyük ölçeklerde daha çok modelleme üzerinden yaptığınız görselleri karşılığını bulacak şekilde satın alınan bir yerden listeler oluşturuyorsunuz. Ama biz gerçekten bu sehpayı buraya koyarken yanındaki koltuğu, aydınlatmasını hepsini tek tek böyle bir sürü yol arşınlayarak seçmeye başladık. Ve nereden ne alınır, hangisinin niteliği nedir, ne neyle yan yana gelir, ne neyle yan yana gelmemeli. Bütün bunları araştırırken çok fazla böyle bir kendimi beslediğimi gördüm. Böyle de devam ediyor. Yine yeni bir proje olduğunda yeniden dolaşmaya başlıyorum. Yani İstanbul'da o kadar çok lokasyonum var ki alışveriş yaptım diyebileceğim. Bir yandan da çok keyifli. Yani böyle aslında şey duyuyorum. Butik çalışmaya başlayıp özgürleşen, kabuğunu kesinlikle kıran bir Dicle var. Kesinlikle. Evet, çok güzel bir tarif oldu. Bunu ben de şu anda çok içselleştirdim hakikaten. Evet ve her bir projede de aslında tekrar sıfırdan başlayan, kesinlikle, yeni bir şeyler ortaya koyan, bir konsept sunan biri var. Evet. Bana bu tarz işler, mimarlık, hani bir nevi sanat gibi geliyor. İçinde, hı-hı, gerçekten de bir yaratıcılık var. Evet. Ben mutlaka onu merak ediyorum. Nasıl peki o yaratıcılık besleniyor? O yaratıcılığı nasıl gün yüzüne çıkartıyorsun? Nasıl besliyorsun? Ya bizim mesleğimiz tek başına tasarımla ilgili, sadece çizim yapmakla, işte sadece onu görselleştirmekle ilgili bir meslek değil. Yani çok hayatın içinde olan ve insanlarla temas ettiğinizde aslında psikoloji, felsefe, sosyoloji, ya o kadar çok konu devreye giriyor ki, yani sürekli kendinizi bir sürü konuda beslemek durumundasınız. Tasarımla ilgili bütün süreçleri takip etmek durumundasınız. Değişen, dönüşen malzeme dinamiklerini bilmek durumundasınız.
Sonra onu birisine yaptırmayla ilgili de bir iş kadını olmak zorundasınız mesela. Bu çok başka bir şey. Yani sadece tasarlamak bile değil. Hani bunların bütün ya ben resimle ilgileniyorum, heykelle ilgileniyorum, merak ediyorum, sergiler, bienaller, hani olabildiği kadar yeni kim ne eser yapmış gidip görmek isterim, hikayesini okurum. Ya bunlar hepsi birer tabii ki kendi hayat duruşunuzda da size çok katkısı olan şeyler. Mesleki olarak da ufkunuzu çok açan şeyler. Diğer tarafı söylediğim iş kadını olmak ve bu işleri bir de bizim çünkü üretimle çok iç içe olduğumuz bir durum var. Onu bir de birilerine yaptırma becerisi işte orada bu sefer de başka türlü bir kabuğu kırma durumu söz konusu. Çünkü artık erkeklerle çok fazla çalışan bir meslek grubuyuz. Yani üretimin içinde onların daha ağırlıklı olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yani bu işte marangoz olur, demir atölyesi olur, işte cam atölyesi olur. Bunların hepsi aslında hani Türkiye'de erkek mesleği olarak zaten tanımlanmış ve iş gücü gerektiren şeyler. Ama o iş gücünü yöneten yine bir kadın oluyor. Ve bu çok enteresan bir dinamik diyebilirim. Orada benim çok enteresan deneyimlerim oldu. Yani sanayiden çıkmadığım günlerim var mesela. Sürekli sanayide olduğum. Ve böyle kaynak yapılırken hani başında durup bir dakika bir tane daha dene bakalım hangisi daha doğru. Ya da işte onun birleşiminde benim istediğim görüntü çıkacak mı deyip başında böyle kaynağın bitmesini beklediğim günlerim oluyor. Yani inanılmaz keyif alıyorum diyebilirim o süreçten de. Yani bir şeyin üretilirken içinde olmak ve sonuç ürünü de size ait bir sonuç ürünü bir evde görmek çok keyifli oluyor. Hani biraz böyle dağıttım ama hani. Aslında hem bu tarafta mimarlık hani bütünsel olarak aslında çok hani komplike olduğunu, birçok yönü olduğunu duyuyorum senden. Hani sadece işte sergileri gezmek ya da işte arkasındaki felsefeyi görmek, hikayesine bakmak, son trendleri takip etmek değil. Bir de bunun üretim aşamasında aslında oraya artık bir iş kadını, yönetici bir iş kadını duruşuyla yaklaştığını görüyorum. Bütün süreçten çok keyif aldığını anlıyorum anlattıklarından. Kesinlikle. Fakat ben oradaki şeyi de merak ediyorum. Yönetici kadını profilini. Nasıl bir kadın ortaya çıkıyor orada? Yani işte orada biraz değişiyorum mesela. Yani ben proje konuşurken, tasarlarken, işverenle olan diyalogta çok daha sabırlı, çok daha anlayışlı diyebileceğim, çok daha izleyen, dinleyen birisiyim. Oradaki verileri olabildiği kadar doğru okuma niyetinde olduğum için daha fazla dinleyen biri oluyorum. Ama onu uygulamaya geçirme aşamasında biraz dikte eden bir tarafım açığa çıkıyor işin doğrusu. Çünkü zamanlar, süreler, işlerin sırası bunlar gerçekten herhangi bir fabrikadaki bir üretim şemasından çok farklı değil. Yani birisinin elinden çıkmadan diğerinin eline gitmeyen ve hepsini birbiriyle çok ilişkilendiren durumlar oluyor. Yani bir mobilya tasarladığımda hem ahşap atölyesi hem demir atölyesinin birbiriyle hem cam atölyesinin zaman zaman tasarladığım ürüne bağlı olarak inanılmaz koordineli çalışması gerekiyor. Yani oradaki bir santim, yarım santim, bazen bir milim o onun içine oturmadığındaki bütün sistemin yerine oturmaması çok baştan kestirebileceğiniz şeyler değil. Mutlaka o sürecin içinde olmanız gereken ve sürekli de kontrol etmeniz gereken süreçler. Bu yüzden de orada inanılmaz disiplinli bir insan olabiliyorum ki benim eğitim hayatımda da sadece projecilik yaptığım dönemde de bu kadar disiplinli olduğumu görmemiştim. Ama üretim aşamasında çok nasıl kontrol freak bile diyebilirim yani o aşamada kendime. Ne yaptınız? Tamam yapıyoruz dediklerini biliyorum mesela çok defa. Yine de gidip görmek istiyorum mesela. Görüp dokunup ve onu test edip atölyeden öyle çıkarmam gerekiyor. Ama keyif alıyorum. Ben bunu soracaktım aslında. Hani oldukça meşakkatli. Evet.
hani orada saatlerini geçirdiğin insanlarla konuştuğun, belki evet. dikte etmek durumunda kaldığını söylediğin, bir tarafta dinleyiciyken buradaki rolün değiştiğini söylediğin. Evet. Bütün bunlarla ilgili motivasyonun ne Dicle? Seni ne motive ediyor? Bir şeyin, tasarladığım bir mekanın içindeki yaşamın başlaması diyebilirim, yaşantının. Yani ben özellikle ev tasarımlarımda bazen bir aile, bazen yalnız bir kadın, bazen yalnız bir erkek, bazen çocukluğu yalnız bir kadın ya da erkek fark etmiyor. Yani profil değişebiliyor ama o karakterin, karşımdaki kişinin o evde yaşamaya başladıktan sonra beni misafir ediyor olması mesela inanılmaz keyif veriyor bana. Yani ben o ev bittikten sonra orada bir sofra kurulup beraber bir yemek yediğimizde ve ya işte şurada şu vardı hatırlıyor musunuz? Şurada şu vardı. Yani o süreci bile konuştuğumuzda çok keyif alıyorum mesela. Ve sonrasında mesela ben artık olmuyorum. O ev onlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Bir yere kendileri bir tablo astığında ve bana onun fotoğrafını attıklarında bile çok böyle nasıl anlatayım mutlu oluyorum. Yani orada bir yaşantı devam ediyor. Ben o hayattan çıkıyorum ama o hayat orada o mekanla devam ediyor. O duygularla devam ediyor. Bununla ilgili şeyi anlatabilirim. Çok enteresan. Ben bundan 10 yıl önce bir arkadaşımın beni aramışlar. Ya nasıl unuturum? Normalde hiç unutmam böyle şeyleri ama. Ve işte Dicle hani yeni evleniyoruz. Evimizle ilgili ufak tefek fikirlere ihtiyacımız var. Gelir misin dediler. Çok yeniydim o zamanlar. Şimdilerde pek böyle şeylere çok şey yapamıyorum, vakit ayıramıyorum ama o zaman fırsatım oldu ve gitmiştim. Aradan 10 yıl geçti. Ben bir gün bir restoranda yemek yerken arkadaşımla karşılaştık ve yanıma gelip şey dedi. Hatta tanıyamadım, o kadar aradan da zaman geçmiş. Sonrasında çok işte özür dilerim dediğimde Dicle biliyor musun sen bizim eve gelip bize büyük bir yemek masasıyla ilgili bunu bakın camın önüne koyun. Siz kalabalık ağırlayan insanlarsınız. Bu burada çok iyi olacak. Burada çok güzel sofralar kuracaksınız demiştin dedi. Ben de peki ne oldu dedim. Aynen öyle oldu dedi. O kadar güzel yemekler yedik ve o sofraya her oturduğumuzda günün sonunda bir şekilde senden bahsettik dedi. O kadar duygulandım ki mesela. Yani bunu ben hatırlamıyorum bile. Yani hani onu çok gönülden isteyerek hani neredeyse hani yeni evli çifte hani böyle bir küçük danışmanlık hediyesi gibi yaptığım bir şeyken 10 yıl sonra bir yerde yemek yerken bununla böyle karşılaşmak, duymak bana çok tabii biraz bu işin romantik kısmı. Gözlerin doldu. Evet ama işte. Seviyorum yani. Peki şeyi nasıl buldun? Hani bu kadar gönülden yaptın. Anlatırken beden dilinden, gözlerinin ışıltısından anlaşılıyor. Bu mesleğin sana uygun olduğunu nasıl anladın Dicle? Yani ben tiyatroyla ilgileniyordum ortaokul ve lise yıllarımda. Ve tiyatro oyuncusu olacağımı zannediyordum hayatım boyunca. Ya edebiyatla çok ilgiliydim, meraklıydım. Lise bitene kadar da aslında tiyatrodan çok vazgeçme niyetim yoktu ama ailemin de biraz baskısıyla hani daha diploma olan bir şey, daha kendi işini yapacağın, biz 6 kardeşiz ve bizim evde hem herkesin bir kişi kurumsal şirkette çalışıyor, öyle söyleyebilirim. Ama babamın yaklaşımıydı bu. Özellikle 4 kız kardeşiz ve kadınlar için mutlaka kendi işinizi yapacağınız meslekler tercihlerde bulunun diyordu. Benim mimar olmamla ilgili biraz tereddüdü olmasıyla beraber anladı ki başka bir şey yapamayacağım. Kabullendi biraz, öyle söyleyebilirim. Ben sanattan çok uzak bir şey, insanla birebir teması olmayan bir meslek dalı olmasa çok mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. Yani nasıl anlatayım? Sadece bilgisayar başında ürettiğim bir şey de mesela beni çok tatmin etmiyor. Yani benim mutlaka bunun hayata geçtiğini, bunun bir hikayesini, kurgusunu, yaşantısını gördüğüm bir iş yapmam gerekiyordu. Bir şey üretip satmak da değil mesela. Yani sadece bir şey üretip satmak da değil. Yani ticaret bile değil. Mutlaka birilerine değmesi gerekiyordu diye düşünüyorum.
beni de iyileştiren ve böyle geliştiren, mutlu eden bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların hayatlarına dokunmanın ve orada yeni bir şey sunarak bir şeyleri düzenlemekten bile bahsedebilirim mesela. Çok basit yani. Hani bir insan bu mekanda nasıl daha mutlu oluru düşünüp, taşınıp, onunla bunu konuşup, alternatifleri değerlendirip, o sonuç üründe onun orada gerçekten mutlu olduğunu görmek, herhalde bunu yapmasam bilmiyorum, psikolojiyle mi ilgilenirdim, yani düşünüyorum. Çünkü şimdi biraz daha üzerine düşündüm, gerçekten bu insanla olan temas konusu daha çok beni galiba meslekte kalmaya motive ediyor. Şimdi biraz daha bunu fark ettiğini anlıyorum. Evet, konuştukça ben de. Hicle. Bir an böyle seansa gittim ben. Evet. Değil mi? Biraz daha uzanıp böyle çocukluğuma döneceğim. Yok, uzanmıyorsun. O yok ama şunu sormak istiyorum aslında. Bu söylediğin hani insanla iç içe olması, hayatla iç içe olması, öyle bilgisayar başında olamaz dedin zaten. Örnek veriyorum işte hani koçluk da öyle. Hani evet. Çok insana temas ettiğimiz, dokunduğumuz bir şey. Bunun gibi birçok meslekte var. Fakat bunun mimarlık olmasının asıl sebebi ne sence? Üretmem de gerekiyordu diye düşünüyorum muhakkak sanki. Yani onu bir de diğerlerinden ayıran bir şey. Mesela onun hayata geçtiğini de böyle bir ikna olmaya ihtiyacım vardı demek. Yani hani dokunmam, görmem ve yaşamam gerekiyordu demek ki belki de. Aslında bunları şu an konuştukça ben de biraz sorguluyor gibiyim. Evet yani bir de işin sanatla olan bağlantısı da tabii ki çok motive etti beni. Hani renkleri çalışıyorum, formları çalışıyorum, işte mobilya üretirken dokuları çalışıyorum. Onların sınırlarını biraz zorlamaya çalışıyorum. Yani bir şeyin hayata geçtiğini de görmem gerekiyor. Hani o insanla o mekan arasındaki hikayenin, kurgunun hayata geçtiğini de görmem gerekiyor belki de. Öyle söyleyebilirim gibi geliyor. Peki şunu merak ettim. Hani dedin ya insana dokunmak, işte yaşam alanı, oradaki evet. Bağ. Evet ben butik çalışmayı seviyorum dedi. Kesinlikle. Anlatırken de aklıma gelmişti. Örneğin İşte bir müşterinle karşılaştın ve ben mesela senin müşterinim. Bana dair neyi biliyor olman, o projeye benden bir şeyler koymanı sağlıyor? Yani neler soruyorsun mesela? Evet. Zaten yani çok hani kişiye özel butik çalışıyorum dediğin evet. için merak ediyorum. Aslında zaten en önemli kısmı bu. Yani başlarken evinizin planını alıp tamam ben tasarlıyorum şimdi deyip size bir tasarım getirmiyorum. Yani önce uzun uzun sohbet ediyoruz, sorular soruyorum, sevdiğiniz müziği soruyorum, film izler misiniz, evde çok misafir ağırlar mısınız, yalnız kalmayı mı seversiniz? Yani bütün bunlar o kadar önemli şey, yemek pişirir misiniz, işte mutfakta ne kadar zaman geçirirsiniz? Bütün bunlar o kadar önemli ki benim için. İşte mesela kimisi büyük bir berjerde ayaklarını uzatarak televizyon izlemeyi sever. Kimisi uzanarak izlemek ister. Televizyonla temasınız nedir? Yani ne sıklıkla açarsınız? Çünkü çoğu insan bunu evin odağına koyar mesela. Ama öyle olmak zorunda değildir. Ya da mutfakla ilgili konular çok önemli oluyor. Sonra ya o kadar fazla done var ki aslında ev dediğimiz başlığın altında. Yani daha kapıdan girerken ceketinizi nereye asmak istersiniz, anahtarı nereye bırakırsınız? Bunlar o kadar önemli şeyler ki aslında bir araya geldiğinde de bir süre sonra siz şaşırıyorsunuz. Yani o alışkanlıkların bir anda nasıl kendiliğinden o konfor alanının nasıl yaratıldığını. Çünkü insanlar özellikle günümüzde artık bize dayatılan bu ev şemalarının içinde o kadar tıkılıp kalıyorlar ki. Mesela yeni evlerde her şey çok küçük, çok kompakt. Eski evlerde büyük ama mesela mutfaklar ve banyolar çok kötü tasarlanmış oluyor. Yani elden ele değişerek de aslında çok işlevsiz mekanlar haline geliyor. Ben mesela çok fazla eski yapıda da renovasyon projeleri çalıştım. Mesela oralarda çok daha farklı çözümler de ürettik. Yani Osman Bey'de bir evim var mesela. Çok eski bir yapı. İkinci derece tarihi eser. Mesela orada yaptığımız banyo
işte içindeki mutfak, yeni düzenleme, o kadar başka bir hayat sundu ki, ama o tarih kokan atmosferi de dışında bırakmayarak yaptık bunu. Ve çok mesela sevildi o ev. Bana hatta bir arkadaşım şey demişti. Hani bayağı böyle şey stüdyo gibi ev tasarlamışsın demişti. Hatta böyle bir kahve dükkanı markasına benzetmişti. Ben de o dönem öyle o ev için, o evin ruhu öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Ama mesela benim evlerim birbirine hiç benzemez. Hani şey denir ya, benim bir çizgim var ve işte hani orada bir imzam var denir ya. Ev konusunda öyle değil. Ev konusunda daha çok tam da söylediğiniz sebeple, yani başta sorduğum sorularından çıkan sonuçlar o kadar birbirinden farklı oluyor ki, ve profiller ve yaşantılar, alışkanlıklar o kadar farklı oluyor ki, yan yana koyduğunuzda benim evlerim de birbirine benzemiyor. Yani çok güzel bir yorumdu. Seni dinlerken şunu düşündüm. Hani şimdi artık biliyorsun plazalar var. Evet. Ya da işte daha küçük evler var. Birbirinin aynı konseptler. Evet. Hatta kimi de eşyalı, standart, evet, ve giriyorsun. Şunu düşündüm senin anlattıklarından. Acaba yaşadığımız alan mı biraz hayatımızı şekillendiriyor, yoksa biz mi onu şekillendiriyoruz? Burada nasıl bir bağlantı var dersin? Biraz şöyle düşünüyorum artık. Bu biraz sosyal medyanın kullanımı ve insanların özellikle bu pandemi döneminde evleriyle beraber kendilerini ifade ettikleri durumlar gündeme geldikten sonra çok fazla şeyi görmeye başladım. Böyle dekorasyon önerileri çok öne çıkmaya başladı. İşte evinizde işte bitki kullanımıyla ilgili konular çok gündeme gelmeye başladı. Böyle hesaplar çok fazla takip edilmeye başlandı. Yani biraz insanlar eğer öyle bir evin içindeyse bile onu ifade edebilecek tablolar, işte heykel, objeler ya da işte bitkiler ya da böyle daha biraz kendilerini yansıtacak işte hasır şeyler, halılar, kilimler kullanmaya başladılar ve bunları böyle paylaşmaya da başladılar. Hani herkes artık biraz böyle, eskiden sadece biraz daha giyim kuşamla fotoğraflar vesaire paylaşılırken, şimdi biraz evinin bir köşesinde paylaşmaya başladı. İşte onu da böyle artık bir kendini ifade etme aracı olarak sunmaya başladı. Ya öyle bir evdeysen bile, yani eğer senin çerçevesi çok çizilmiş, çok modern, çok stabil bir evse bile, işte bu sefer dekorasyon unsurları, yani seçtiğin koltuk, seçtiğin berjer, seçtiğin aydınlatma, bitki keza çok önemli bence iç mekanda. Bunların bir araya getirilme şekli ve onun o iç mekandaki kurgusu bu sefer seni çok yansıtmaya başlıyor. Sanki bütün bu, hani bu tarafa doğru dönüşte pandeminin de biraz etkisi oldu diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Özde, sen ne gözlemliyorsun noktada? Değişti mi mesela müşterilerinin senden talepleri ya da evleriyle, yaşam alanlarıyla ilgili talepleri konusunda bir değişiklik oldu mu? Yani biz bunu pandemi döneminde çok çalıştık. Konuştuk da kendi aramızda da küçük bir mimar grubu olarak. Hani bu tip durumlarda insanlar evine kapandığında evleriyle yüzleşiyorlar. Bundan önce ne yapılabilirdi? Ya da mesela pandemi sırasında ev kullanımında neler yapılabilir konuştuk. Mesela bizim unuttuğumuz bir şey var. Geçmişten gelen bir antre kültürü var. Mesela antre kültürünün ortadan kalkmış olması pandemide herkesi ayakkabıyla içeri girmeye, işte ya da eşyaları ilk başta bir yerde tutmaya, orada dezenfekte etmeye. Mesela birçok insan muhtemelen salonunun ortasında dezenfekte etti evini. Aldığı marketten eşyalarını. Hani artık hiç kalmadı o alışkanlıklar, ama nasıl hemen entegre olabildiysek. Yani o antre mantığının nasıl hayatımızdan büyük bir kısmını çıkartıldığını fark ettik biz. Bir de pandemide tabii evden çalışma çok gündemde olduğu için orada şeyler çok gündeme geldi. Mesela bunları da çok konuştuk. İki birey aynı evdeyken ikisi de evden çalışmaya kalktığında kendilerine özel alanları var mı? Yemek masası bir çalışma masasına dönüştüğünde diğeri için neresi alternatif olacak? Mesela bunlar
alışkanlıklarımızı değiştirebilir miyiz biraz sorgulattı. Çünkü bizim çok biraz da dikte edilen alışkanlıklarımız var. Yani bir salon takımı kültürü, işte bir yemek takımı. Salon takımıyla yemek takımı birlikte satın alınır. İşte. İşte tam bu noktada araya gireceğim. İşte bu sebeple sormuştum. Hani yaşadığımız alan bizi şekillendiriyor. Biz mi acaba orayı şekillendiriyoruz? Şimdi sen de bazı kalıplardan bahsediyorsun aslında. Evet, kesinlikle. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hani tam o noktada söylemek istediğim, sormak istediğim için araya girdim. Ya ben bunu çok böyle ticari kaygılarla insanlara dayatılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani yıllar içinde bu hep vardır. Mesela birisi evindeki salon takımını değiştirdiğinde sanki hayatı standardı yükselmiş gibi bir izlenim yaratılırdı. Yani çocukluğumuzda da bu böyleydi. Daha büyük bir salon takımı aldığında mesela bir anda onun sosyal statüsü değişiyormuş gibi bir algı vardı. Oysa ki yani öyle bir tane koltuk alabilirim ve o salon takımıyla aynı fiyattır ama o evin içinde öyle bir şey yaratır ki, atmosfer yaratır ki eve girdiğinizde sadece o koltukta oturmak istersiniz. Yani özellikle evlerde küçülmeye başladıkça zaten o salon takımları sığmamaya başladı. Yemek takımları sığmamaya başladı vesaire. Ama hani televizyondaki bu şey programları, hani evlilik programları, işte yeni evli şeylerinde, programlarında hala bile bence çok yanlış temalar işlenir. Hala çok yanlış mesajlar verilmeye devam ediliyor. İşte yani yaldızlı, şaşalı, büyük koltuk demek işte bir statü göstergesiymiş gibi. Hiçbirimizin evi saray değil her şeyden önce. Yani öyle olsa bile, hani o büyüklükte olsa bile öyle döşemek zorunda değiliz. Yani döşemek dediğim evi öyle unsurlarla doldurmak, yığınla böyle kalabalık yaratmak zorunda değiliz. Ya bunları nasıl kırarız bilmiyorum. Biraz belki böyle sohbetler arttıkça, biraz da dünyadaki örnekleri insanlar gördükçe biraz alışkanlıkları değişecektir diye düşünüyorum. Peki sence hani ya da sen nasıl yapıyorsun? Mesela kendini yaşadığın yerde nasıl dışa vuruyorsun? Bunun şeyi ne oluyor yani? Yok, benim terzi kendi sökünü dikemiyor orada. Yani böyle çok hayal ettiğim gibi bir şeyim yok tabii ki, mekanım yok şu anda. Ama tabii o biraz benim hayal ettiğim mekan da biraz tabii şey, yüksek bir çizgiye koydum onu ben. Daha müstakil, daha doğada, daha yalnız başıma bir şey olmasını istediğim için kent içinde olabildiği kadar mahalle kültüründen uzaklaşmayacağım. İşte Nişantaşı'nda Top Ağacı'nda yaşıyorum. Yüksek tavanlı bir yer olması her zaman şeyimdi. Hani hep benim için çok önemli. Çünkü mesela bu da unutulan bir şey. Yani biz hep metrekare üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Mesela bu aslında dünyada hacim üzerinden yapılır. Metreküp üzerinden yapılır. Yani ve şeyler, arsa değerleri bu kadar artıp inşaat alanları küçültmeye başladıkça yükseklikler de azaltıldı. Ve bu inanılmaz bir şey. Yani 10 santimin ne kadar farklı bir duygu yarattığını ancak iki ayrı mekana girerseniz ancak öyle hissedebilirsiniz. Ama şu an mesela bilmiyoruz. Çünkü artık bize 2.50 kat yüksekliği dayatılmaya başlandı. Ve herkes bunu normalleştirdi diyebilirim. Böyle aslında bu konuyla ilgili konuştuğumuz hani toplumsal bakış açısına da gidiyoruz aslında. Evet. Yaşam alanları gerçekten çok derinlikli. Fakat sende niye kendi terzi kendi söküğünü dikemez? Evet. Neyse böyle bir yaklaşım oluyor. Mesela diyelim ki bir mimar, evet, evine gidiyorsun. Böyle sanki çok farklı bir konsepte, farklı objeler, farklı tasarımların olduğu. Onlar var. Yani çok fazla hikayesi olan çok fazla objem var. Ben biriktirirken gerçekten mesela benim evime geldiğinizde genelde bir şeyi beğendiğinizde onunla ilgili bir yarım saat konuşabilirim. Yani hani onu ben şuraya gitmiştim, şöyle olmuştu, bir arkadaşım vardı, orada şunu yaşamıştık da onun üzerine ben bunu şu şartlarda satın aldım falan gibi. Seviyorum yani kendi hikayesi olan şeyleri biriktirmeyi yine kendi evimde de seviyorum. Biraz daha kompakt bir alan benimki. O yüzden ya ama yine bir salon takımım yok tabii ki asla. Hani daha şey parçalar var. Yani sevdiğim parçaları bir araya getirdiğim bir atmosfer var. O kadar çok soru geliyor ki bu arada her aklıma senin her yaptığın yorumla ilgili. Fakat işini anlatırken gerçekten gözlerin ışıldıyor Dicle.
Evet. Ben... Böyle parlıyor yani. Ve ben tabii ki her konuma da soruyorum. Mesela hayatınızda mutlaka her bir konu için, herkesin hayatında böyle çok başarılar elde ettiği durumlar, olaylar olabiliyor. Sen de böyle baktığın zaman, hani bu başarının yeri, en büyük başarım dediğin yer, acaba iş mi acaba diye düşündüm. Evet. Benim hayatımda öyle. Bana evet. Böyle bir şey yaptı, evet. Çağrıştırdı diyebilirim. Neydi, paylaşmak ister misin en büyük başarın? Ya hala biraz yolum var muhakkak ama hı-hı. süreç içinde ben mimarlıktan gelip iç mimarlıkla ilgili projeler üretmeye başladığımda yine mimar arkadaşlarımla da temaslarım devam etti ve biz Lüleburgaz'da otobüs terminali projesini mimari yarışma yoluyla kazanan bir ekiple ben de iç mimarisini tasarladım. Ve onunla da bir iç mimari ödül aldım yine çalışma alanı kategorisinde. Mesela o kendi kurumsal hayatımda ilk böyle tescillenen yine evet Dicle bu işi artık bir noktaya getirdiği söyleyen bir ödül oldu. Ve onun sonrasında da bu sefer de iç mimari dünyasıyla yani ülkemizde bu işi gerçekten hakkıyla yapan bir dünyanın içine girmiş oldum. Tanışıklıklarım arttı. Oradaki işlerin nasıl üretildiği, oradaki daha profesyonel çalışan ekiplerle sohbetlerim oldu ve beni çok geliştirdi diyebilirim. Yani o bir yol açtı bana. Sonrasında da evet devam ediyor. Hala o temaslarım, orada kendimi daha iyi ifade edebileceğim ortamlarda bulunma fırsatlarım oluyor. Bir yandan da işte akademik hayatta biraz var olmaya çalışıyorum. O da çok keyif veriyor. Onu aslında hani böyle başlangıçta çok hedef olarak koyduğum bir şeyken hayat beni bir şekilde oraya götürdü. Daha dışarıdan destek verdiğim bir şey şu anda ama yine bile beni çok besleyen bir şey. Hem Kadir Has Üniversitesi'nde hem Kültür Üniversitesi'nde dönem dönem bazen mimarlık bölümünde bazen iç mimarlık bölümünde proje derslerini veriyorum. Ve orada yeni konular, yeni heyecanlar, bazen sosyal sorumluluk projesine dönüşen hikayeler oluyor. Mesela bir kadın evi, Beyoğlu'ndaki bir kadın eviyle ilgili bir proje tasarımı yaptırmıştık öğrencilere. Ve sonra bir sergi yaptık ve oradan kazanılan geliri yine onlara aktardık gibi. Ne güzel projeler. Hani ödülle ilgili en büyük başarı ne diye sormuştum, o ödülden bahsetmiştin. Ya şunu merak ediyorum, hani bir tane ödül değil böyle başka ödüller de var. Evet. Dicle'nin bunların onun için anlamı ne? Ya şimdi böyle anlatınca çok dağılıyor ama mesela bir ödülüm dediğim gibi Lüleburgaz otobüs terminali iç mekanı. Bir ödülüm işte atıyorum İzmir'de ekolojik park yarışmasında mansiyon ödülü. O mesela kentsel tasarım ölçeğinde bir iş. Yani bunlar aslında benim kendi ismimi artık markamı kurduktan sonraki yani denediğim şeyler. O yüzden de bunlar önemli gerçekten. Hani aha. biraz artık tescillemiş oluyor orada. Evet aha. burada bir isim var. Ama ben yine de en büyük başarımın 10 yıldır bu isimle bu mesleği icra edebilmiş olmak. Yani bundan vazgeçmemiş olmak gibi değerlendirmek. Daha doğru geliyor bana şu anda. Tebrik ediyorum gerçekten seni de. Peki böyle bunu da her konuma soruyorum aslında sana da sormak istiyorum bu son sorumu. Hı hı. Böyle dönüp baktığın zaman geliyor. Yaşam yolculuğuna bir isim versen Dicle. Hı. Bu ne olurdu? Bu benzer bir soruyu sormuşlardı bana hani bir şey olsa hani kitap yazsan adı hı. ne olurdu demişlerdi bu arada. Dicle demiştim. Çünkü ben Dicle'nin bir de Diyarbakır'da doğmuşum. Hani o Dicle'nin aha. kenarında böyle bir Dicle'yle yüzleşmelerim vesairem. Hani onun hırçınlığı dönem dönem. Onları biliyorum. Ve tam da aynı o onun mevsimsel şeyi. Benim de hayatımdaki dalgalanmalar çok paralel. Dicle'nin keşfi, Dicle'nin keşif yolculuğu gibi bir şey olurdu herhalde. Hmm. Çok çalıştı ya. Ve bazen de kabuğuna çekildi diyelim ona. Hani hırçın, çok hırçın olduğum bir dönem yok yani. Ben pek hırçın bir insan değilim genelde daha. Ilımlı, naif diyebilirim yani kendime. Dicle ile ilgili bir hırçın. Onun hırçınlığını kendi çalışma tempomla paralel tutuyor. Oradan bir evet. bağlantı yapıyorsun. Bence çok güzel bir benzetmeydi.
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için Dicle. Çok keyifliydi her şeyden önce. Çok geniş açıdan baktım. Aslında mimariye yönelik de çok bilgi almış olduk sayende. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydası olur. Evet, bugünkü konuğum ödüllü mimar. O pek böyle söylemek istemiyor ama Dicle Hökenek'ti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Mavi Kadın'da nasıl başardığında yepyeni bir konukla önümüzdeki hafta yine sizlerle buluşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.